Al canım, su iç. Ben biliyordum böyle olacağını. Keşke ilk gittiğim gün söyleseydim. Şimdi sakladım diye suçlu duruma düştüm. Hadi kalk, bize gidelim. Benim eve gitmem lazım. Babamla konuşup anlatmam lazım. Tatlım, çok sinirli şu anda o. Ne olursun sen de üstüne gitme. Ama bilmesi lazım Gülten teyze. Bana inanması lazım. Bak, bize gidelim. Oturalım, sen bana doğru düzgün anlat bakayım şu işi. Ondan sonra ben gider babanla konuşurum. Açıklarım durumu. Ha? Her şey yoluna girer. Hadi kalk, hadi. Ben eve gideyim ya. Aa, kızım ama sen de üstüne gitme şimdi. Aa. Yürü hadi, yürü, yürü. Ama ben Kuzey'e dedim. Yani bize kimse inanmayacak. Babam bile inanmadıktan sonra nasıl temizleyeceğim durumu? Ya merak etme, düzelecek. Ben söylüyorum bak. Başka bir Kuzey tanıdım dün gece. Konuştuk, anlattık. Bir sürü şeyden bahsettik. Öyle kaptırmışız ki güneşin doğduğunu bile fark etmedik. Ama aranızda bir şey geçmedi. Tamam, anladık, bin kere söyledim. Biz sana inanıyoruz. Ama babamın inanması önemli. Benden hep şüphe duyacak. O da şaşkın şimdi. Sakinleşecek, merak etme. Ben İtalya'ya döneceğim. Bak şimdi söylediğini. Herkes için en iyisi bu. Ya olur mu öyle şey canım sende? Allah Allah, kaçar gibi. Hani neden kaçıyorsun, kimden kaçıyorsun? Senin alnın açık, başın dik. Ama babam beni affetmeyecek. Bu gerginlik hep böyle sürecek, biliyorum. Keşke hiç gelmeseydim. Babamın da huzurunu bozdum. Ay ne biçim konuşuyorsun sen öyle Allah aşkına? Hiç olur mu öyle şey? Ben konuşacağım babanla. Ben de ona çok kırgınım Gülten teyze. Tamam, en başında söylemeyerek hata ettim biliyorum ama... yani sırf o ben uzaktayken huzursuz olmasın diye söylemedim. Sonra biz Kuzey'le geldik söylemeye. Sonra başkasından duyar, yanlış düşünür. Ama bizim ayımız toparlanmaz artık. Ben gideceğim. Ay sus bir bakayım Allah aşkına, sakinleş bir sen. Ben gideyim konuşayım babanla. Gülten teyze lütfen. Hayır, ben şimdi gidiyorum. Siz oturun, geleceğim ben. Sen niye susuyorsun? Efendim? Sen niye hiçbir şey söylemiyorsun bu konuda? İnanıyorum dedim ya, başka ne söylememi bekliyorsun? Yorum bile yapmadın. Ben çok şaşkınım. Yani Simay öğrendi, baban öğrendi. Bununla kalmayacak, ortalık daha da karışacak diye korkuyorum ben. Ben sana sormuştum. Kuzey'le aranızda bir şey geçti mi diye. Evet. Ben de sana hayır demiştim. Ben bundan çok emin değilim.
Ne? Saçmalıyorsun. Benden sakladığın bir şey var. Doğruyu söylemiyorsun. Ne diyorsun sen ya? Aa! Şaşırdın ha. Babana kızın diye hırsını benden mi alıyorsun şimdi? Ne dediğinin farkında değilsin ya. Kuzey bir kere o, Güney'in kardeşi. Ne olmuş kardeşiyse? Bak Zeynep, lafını bil. Bir de ben kırmayayım kalbini. Düşündüğün şeye bak ya. Çok ayıp. Hiç duymamış olayım. Hüseyin Bey. Çok ayıp ediyorsunuz. Kızımı hiç tanımamışım. Evet, bence de. Hiç tanımamışsınız Zeynep'i. Çocuğun bir kabahati yok. Banu Sinan'a kendi işi görülsün diye hazırlamış böyle bir organizasyon. Ne bilsin çocuklar da atlamışlar gitmişler. Yani hiç yakıştıramadım ben size Hüseyin Bey. Nasıl alırsınız Zeynep'in günahını? Ben ona o adamdan uzak dur dedim. Bana laf getirme dedim. Kalkıp gelseydi öyleyse... Niye durdu orada? Zeynep İtalya'ya döneceğini söylüyor. Evet. Kararını verdi. Madem diyor babam bana inanmıyor diyor. Madem benden utanıyor diyor. Ben de çeker giderim diyor. Kendi bilir. Ay inanmıyorum Hüseyin Bey. Siz bu kadar katı bir adam mısınız? Hayret. Ben de sizi hiç tanımamışım demek ki. Siz bu kadar güvensiz, bu kadar inatçı, bu kadar sabit fikirli bir adam mısınız? Tabii ki değilim ama... helalimin ağzını nasıl kapatacağım ben? İyi o zaman. İnanmayın Zeynep'e. O da çeksin gitsin İtalya'ya. Siz de burada sevgili el aleminizle birlikte mutlu mesut yaşayın artık. Oh, Allah rahatlık versin. Zeynep giderse size küskün gidecek Hüseyin Bey. Aranızdaki mesafe de buradan İtalya'ya kadar olmayacak. Dünyalar girecek araya. Eğer onun gönlünü almaz, gitmesine izin verirseniz çok pişman olursunuz Hüseyin Bey. O sizin bir tanecik evladınız, ona güvenmek zorundasınız. Yoksa kaybedersiniz onu. Kızcağız sırf böyle tepki vereceğinizi bildiği için baştan söylememiş size. Uçaktan iner inmez de işte... buraya gelmişler beraber. Hayır bir şey olsa sizin karşınıza çıkmaya cesaret eder mi Kuzey'de? Yapmayın lütfen. Akıllarına zorla sokmayın. Yani siz böyle yaptıkça Zeynep'i daha çok iteceksiniz Kuzey'e doğru. Haberiniz var mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.